yarın mı var? Nereye gidersen ne git Hatay, Hatay'ın yemekleri en güzel yemeklerden. Göremedik onu daha. Biridir, evet. Dün çiğ yapmıştım ben, Hatay'da hiç çiğ yemek yemedim. Yok, çiğ değildi, gayet güzeldi o. O zaman niye herkes sana bir verdi? Ne demek neden sana herkes evet, bir sana verdi? Evet, sana herkesten bir demek verdi. Demek ki sizler burada çok kızarmış yiyorsunuz, biz orada öyle yemiyoruz. İşte öyle sen şey pişirememiş olabilir misin? Lütfen yok, burada. Yok, hiç de bile çiğ değildi, kusura bakmayın. Ne diyorsunuz Hülya'nın VTR'sine? Hiçbirini rakip görmüyormuş. Gelinim rakip görmüyor çünkü gelinim marifetli yapar. Gelinim yapmayı biliyor. Çünkü 12 yıllık evde. Ne yapacak Allah aşkına? Demin et kıymayı bile yoğuramadı. Ay çok güzel yoğurdu Temra Hanım. Baktım ben gördüm orada. Ben de gördüm Temra Hanım çok güzel yoğurdu. Hepsinden evvel de pişirir benim gelinim. E fırını geç açtı. Ay gelini erken açtı canım. Fırını geç açtı. Yok erken açtı. Demin sonradan açtı. Hepsinden vallahi sonra açtı fırını. Gelen, çok zaten gelen gelinimden evet daha tecrübesizdi, daha şeydi. Ama benim gelinim tecrübeli, daha marifetli. Vallahi diyorum bak, böyle Aysun, gelip havasını Aysun atan şimdi çok bir verdi diyor. Ama benim gelinim gerçekten yapmıştı onu Emre Hanım. Ne yapmıştı? Pişmemişti. İçi, ağzıma yapmıştı hamuru. Hayır ya. Hayır canım. Allah. Niye verdin biri, niye verdin? İlk günüm verem şey oldu bana, o bir, bulamadığım için. Demek ki onlardan iyi değil idi. Tamam, en kötüye bir verdiniz demek. Bugün ben göreceğiz. Strateji uyguladığımı söyleyerek düşük verdim. Yoksa güzeldi. Ha güzeldi. Gelinimin yemeği gerçekten ama güzel. En pişmemişi sizin gelininizin de. Yok. Piş, evet. Eğer içinde Nurcan Hanım gerçekten beş verdiği için pişmemiş olsaydı Nurcan Hanım. Bana pişmemiş gelmedi. Daha az kızarmıştı. Evet, diğerler daha az kızarmıştı. Evet, onlar bu sefer yağlaşmıştı. Bu sefer, evet. İlayda biraz ona daha öyle tiyo vermiş. Az kızartacağım demiş. O yüzden evet, yanıldım. Oradan yoksa yanıldım. Yanıldım. Ya dedim. Dedim ya odur ya odur. O yüzden 5-4 kullandım asla ben de. Asla. Gülcan Hanım bilemedim. Az kızarmışa vermedim. Kesinlikle. Yanıklara verir. Yanıklara doğru. Yanıklara iyi pişmiş. En yanıklara iyi pişmiş. Yanıklara verir. Yok benim gelinim de yani gerçekten güzel yapıyor. En iyi pişmiş olacak benim için. Hoş nasıl geldiniz. Gidiyor köfteler? Dalyan çok köfteler. Güzel gidecek. Onun. Güzel mi? Evet. Oh muhabbet koyu bayağı. Hadi bir indirelim artık perdemizi. Birazdan yanınızdayım. Allah'a. Ah be. Acaba nedir? Acaba ne? Acaba nedir? Köftenin yanına ne yakışır? Patates. Piyaz. Patates. Piyaz. Piyaz. Dalyan köftenin yanına. Vallahi ne bileyim Onur. Ha? Verdik piyaz. Piyaz. Of. Zaten piyaz şey yaptınız. Gider. Söyleyeyim mi? Köftenin yanında olmazsa olmazı. Ne diyeyim? Makarna. Evet. Makarna. Hem de maydanozlu makarna. Ben şöyle hemen gelinlerimize siz sararken ben de bunları vereyim. Hadi bakalım. Allah çarpıyor. Söylüyorum. Efendim, bugün gelinlerimiz ikinci yemek olarak yani sürpriz yemek olarak maydanozlu makarna yapacaklar. Hemen ben malzemeleri sayıyorum. 250 gram penne makarna, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tutam maydanoz, bir tutam tuz, bir tutam pul biber, bir yemek kaşığı zeytinyağı, haşlamak için ise bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ve sıcak su. Yapılışı artık bilmeyen yoktur herhalde makarna yapılışını. Ama ben yine tarif edeyim. Makarnayı 10 dakika kaynar suda haşlıyoruz, süzüyoruz. Tencereye zeytinyağı, tereyağı, pul biberi ekliyoruz. Tereyağı eriyince makarnayı ilave edip iyice karıştırıyoruz. İncecik kıydığımız maydanozu üzerine ekliyoruz. İyice karıştırıp altını söndürüyoruz. Süre bitimine doğru gelirim, şunu da alayım. Haydi görüşürüz gelinler. İki yıllık gelin bir makarnayı nasıl çıkaramaz oraya ya? Yemek yaptım iddia edip bir makarna bile yapamıyorsun. Benim tabağıma bir verdi ya başka hiçbir şey demiyorum. Siz orada puanlaşırken Gizem'le göz göze geldiniz. Onu kaçırdığımı sanmayın lütfen. Yüzüme gelince kızım canım 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 işini gücünü yaptırıyorsun. Arkasından da rahatsız oluyorum diyorsun.
Gelinin mutfakta da enteresan bir gelişme daha oldu. Benim de hayret ettiğim, hiç beklemediğim bir şey oldu. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hülya, şeyi merak ediyorum, sen tek gelin misin? Evet. Görümcen, Eltim falan var. Ay pardon, Eltim var mı? Eltim yok, Görümcen var bir tane. Pardon, Görümcen var mı? Aynen. Hı-hı. Anlaşabiliyor musun? Eltim'le mi? Görümcenle mi? Eltin yok yok yani. Çok anlaşamıyoruz. Ay sen de kimseyle anlaşamıyorsun bu ailede. Çekemiyorlar tatlım ondan. Onlar mı çekemiyor, sen mi geçimsizsin? Onlar çekemiyorlar. Valla ben herkesle çok iyi anlaşıyorum. Vallahi ama onlar ne yazık çekemiyor, ki sen çekemiyorlar. Sen mi geçimsizsin? Çekemiyorlar. Belki ne oluyor da? Çekilmiyorsundur. Ben mi? Evet. Olabilir. Bazen derler ya çekilecek dert değil diye. Belki o sensin. Mesela ne oluyor? Hiç öyle olduğumu düşünmüyorum. 100 insanın 90'ıyla anlaşabiliyorsan... Sen niye buraya bakarak konuşuyorsun? İkisiyle anlaşamıyorsan... Sen niye hep buraya bakıyorsun? Burada ne var? Boş cam, annemlerin camı kapandı. Niye oraya bakıyorsun? Kameralara oynamaya çalışıyor da onu da beceremiyor. Şey soracağım. Görümcem... Benim hiç öyle bir fikrim olmadı. Görümcemle neden anlaşamıyorsunuz? Görümcemle neden anlaşamıyorum? Benim onu kıskandığımı düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. O da böyle bir egoya takılmış, kendini avutup duruyor. Niye öyle bir olay mı yaşandı yani? Anlatsana yaşandı. Bir olay yaşandı. Normalde ben sarışındım. Kendisi siyah sarışın saçlıydı. Sarışın mıydın sen? Sarı saçlıydım ben. Kendisi siyah saçlıydı evlenince. Daha sonrasında ben saçlarımı siyaha boyattım. Değişiklik yapmak istedim. Yazık, Görümcem de kendine malzeme çıkarmış buradan. Benim onu kıskandığımı düşünüyor. Vallahi bence Görümcem sayesinde iyi bir şey yapmışsın saçını siyah boyatmakla. Ben sarı da kullandım, kızıl da kullandım. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Görümcem'i kıskanmış olsam, ben nişanlıyken saçlarım kızıldı. Görümcem gitti şak arkasından kızıla boyadı. O zaman 13 senedir Görümcem beni kıskanıyor. Ne kadar basit şeyler ya. Canım, evet kesinlikle. Evet kesinlikle çok basit. Ben böyle şeylere takılmıyorum ama Görümcem ne yazık ki basit ayrıntılarla yaşıyor. Hiç yok mu yani böyle anlaştığınız bir konu? Anlaştığımız bir konu yok. O genelde çok fazla sivri dillidir. Ya. O yüzden de anlaşamayız çok. Vallahi eşim bu programı izlediğinde Görümcen'e neler söyledin? Yani sana bir tepkisi olmayacak mı? Ya da Görümcen'in bir tepkisi olmaz mı? Yo, ben burada doğruları söylüyorum. Tepki gösterilecek bir yanı yok yani. Yalan yanlış bir şey anlatmıyorum. İlayda, İlker'e sana bir tepkisi oldu mu sen İrem'le kavga edince? Ben İrem'le kavga ettiğimde İrem'e sivri dilli falan demedim ki. Beni çok üzüyorlar, çok kırıyorlar dedim. Hatta İlker de İrem'e kızar dedim. Sen dedin ki... Hiç alakası yok bence. Doğruyu söylemek ister misin? Kıyafeti kopardın. Doğruyu kız, söylemek ister miyim? Burada kız ekrana çıktı. Kızı affetmedin bile. Ben mesela gidip de İrem'e sivri dilli falan demedim canım ki. Canım ne zaman isterse. Yap suyunu haşla hemen. O yardım etmez kimseye. Sarı olan saçların bugün neden siyah merak ediyorum. Ben evlenmeden öncesine kadar sarı kullanıyordun. Ben evlendikten sonra bir sene içerisinde inanılmaz bir değişimle saçlarını siyaha boyadın. Makyaj tarzımıza varana kadar aynısın. Giyindiğimiz butikler aynı. İskenderun'da kim bizi görse bana diyor ki sana çok benziyor. Senin en yakın arkadaşların sosyal medyada paylaştığın fotoğrafları bana benzetiyorlar. Seni görenler, yanımda yürürken görenler hatta kardeşin mi diye sorabiliyor. Yo diyorum, abimin karısı. Gülüyorum, geçiyorum. Ama unutma, sence benim aramda jenerasyon farkı var. Ben 40 yaşındayım, sen ise daha 34. Kim kimi kıskanıyor bence bunu sen düşün. Neyse. Taktikler asıllarını yaşatır bebeğim. Kolay gelsin. Ay Hülya'la her zamanki gibi çok komiksin ya. Çok güzel ya. Çok benziyor, çok komiksin. Taklitler aslını yaşatır. Yine edebiyata da bağlamışsın orada, ne kadar güzel. Benim kimseyi taklit yaptığım falan yok. Sen kendini böyle avut. Bu şekilde de mutlu olmaya çalış. Ben eğer ki seni kıskanıyorsam az önceki dediğim gibi de söylemiştim, 13 sene önce de ben kızılken saçlarım, sen gittin kızıl yaptın.
Demek ki sen de beni 13 yıldır kıskanıyorsun. Gayet de güzel. Kıskanmışsın kadın 40 yaşında. Demek ki o da beni 13 yıl önceden kıskanmaya başlamış ne yazık ki. Yani her yeriniz aynıymış gibi geldi. Senin dişlerin yapma mı? Hayır, orijinal. Bak, kendinin dişleri yapma, ön dişleri. Ha, o zaman ay, o sana mı benzemeye çalışmış? Bence ay, o bana benzemeye çalışmış. Dişi bile aynı olur mu insanın? Benim kendi dişlerim orijinal çok şükür. Ay, Hülya'nın görümcesi ne kadar güzel. Bence Hülya'dan kat kat güzel. Seher Hanım, 12 sene evli ya gelinim. Evet. Ondan öncesinde düğün alışverişlerinde falan kavga falan mı oldu acaba aranızda? Yok, kavga mı olmadı? Tatsızlıklar mı oldu? Alışverişimi de oldu. Düğün alışverişi. Evet, gecelik falan aldı. Boça var değil mi? Bir de boça var. Gelin boçatı var. Hepimizde var. Hepimizde var. Gelin boçatı almaya çıktık. Ben bir gecelik takım.